Merhaba. Meksiko City'deki ana katedraldeyiz bu. Amerika kıtasındaki en büyük katedral. Kilisenin en arka bölümündeki koridora doğru yürümüş bulunuyoruz. Burada son derece zengin bir mimari karşılıyor bizi. Bu gördüğümüz Kralların Sunağı diye adlandırılıyor. Bu sunağın yapımından önce bu ve benzeri bir mimariye rastlamak mümkün değildi. Onun için de bu eser Meksika için adeta bir örnek mimari eser teşkil eder. Yapımına 1718'de başlanmasına rağmen tamamlanışı 1737'yi bulur. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi de eserin inanılmaz derecedeki büyüklüğü ve çok sayıda insanın yapımında emek harcamasıdır. Sadece ahşap işleri bile 7 yıl sürmüş. Parlatma ve bütün süslemeleri yapmak da 12 seneyi bulmuş. Planlaması ve tasarımı İspanyol sanatçı mimar Jeronimo de Balbas tarafından yapılmış. Kendisi Sevillalı. Balbas'ın Çurigera sanatçı ailesiyle çalıştığı ya da bu tür mimariyle bir şekilde haşır neşir olduğu düşünülür. Bu mimari gerçekten de çok şatafatlı ve görkemlidir ve estipite sütunlarının ağırlıklı olduğu bir türdür. Barok adı verilen bu sanatsal dönemdeyiz. Bu dönemde Katolik Avrupa'da muhteşem görkemli dini yapılar inşa edilmiştir. Bu dönemde en yaygın ve etkili mimari yapılardan biri de solomonik yani burma sütunlardı. Bu spiral şeklindeki sütunlar en çok da Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda gözlenir. Fakat estipite sütunları çok farklı bir mimari yapıyı temsil etmektedir. Düz çizgili olan bu sütunlar en az solomonik sütunlar kadar dinamik bir özelliğe sahip. Estipite sütunların kullanımı burada çok önemli. Aslında bu sütunlar ideal bir erkek vücudunu ortaya koyar. Bu sütunlardan bir erkek vücudunun boyun kısmını, geniş omuzlarını ve ayak kısımlarını görmek mümkün. Bu sütun aynı zamanda ters döndürülmüş bir dikili taşı da andırmaktadır. Klasik Yunan mimarisi sütunlarının taban bölgesinin geniş olması ve yukarı bölgesinin daralmasının aksine bu sütunlar aşağı doğru daralırlar. Bu da sütunlara karmaşık ve can alıcı bir görünüm katar. Bu şekilde heykelin en ağır bölgesi üst bölgede bulunur ve bu da esere bir düzensizlik havası verir. Bu düzensizlik barok mimarisinin dinamizmini anlamamızı kolaylaştırır. Kralların sunağına baktığımızda kesinlikle hareketli bir yapıyı görmek mümkün. Dalgalı, değişken bu özellikler barok mimarisinin ideal bir örneğini temsil eder. Ve tabii ki yaldızlı yüzeylerde dalgalanan mum ışığını düşünmemiz lazım. Fakat bu anlaşılması güç bir ölçekte. Burada heykel ve tabloların bulunduğu sınırları belirlenmiş bölümlere rastlamak mümkün değil. Tam tersine çok karışık tablolara, mimariye ve heykellere rastlıyoruz. Ve aslında yaldızlanmış bir mimariyi, boyanmış heykeller ya da hem mimari hem de heykelin kendi varlığıyla adeta çerçevelenmiş tablolar bizi karşılar. Bu yüzden de çok net ve kesin farklılıklara rastlayamayız. Her ne kadar ilk bakışta burada herhangi bir düzen yok gibi görünse de aslında burada bir düzen mevcut. Mimari yapıyı fark etmenin en kolay yolu da bu en büyük dört sütuna bakmak. Tabloları çepeçevre saran ortadaki iki sütunun yanı sıra bunların ötesinde de iki tane daha sütun var. Eğer tabandan başlarsak ve yatay düzleme bakacak olursak bir dizi kraliçe ve prenses görürüz. Orta kısma bakacak olursak da Hristiyan krallarını görürüz. Son olarak da bütün bir sahneyi kaplayacak şekilde resmedilmiş tanrıyı ve kutsal aile figürlerini görürüz. Bugün oldukça kararmış olan ve ortada bulunan bu en büyük iki tabloda akil adamların hayranlığı ve Meryem'in göğe yükselişidir. Bunlar bu katedralin adıyla örtüşür bir şekilde varlığını sürdürür. Her iki tarafa da dizilmiş olan bu estipite sütunlarına göz attığımızda niş plasteri denen bir bölüm görürüz. Bu birbirinden ayrılmış oyuklu bölümlerdir ve krallara ait olan bu muhteşem heykellerle çok renkli ahşap yapıları içerirler. Estipite sütunlarının ve niş plasterlerinin yan yana dizilimi bu noktadan sonra katedralin içinde hep gözünüze çarpacaktır. Bu sunağın yapımı hem hükümdarın kendisi hem de onun naibi olan genel vali tarafından desteklenmiştir. Sunak, kralın otoritesini temsil etmek üzere yapılmıştır. Şunu hatırlamakta da fayda var. Sunak'ın yapımında yerel sanatçılar yerine İspanya'dan gelen göçmen bir sanatçı rol almıştır. Sunak için yapılan sözleşme, yaldızlama ve oyma yöntemlerini kapsayan yerel mimari tarz olan Estofado'yu yasaklamıştır. Bunun yerine çok renkli ahşap yapılı heykellerin Roma mimarisi tarzında olması şart koşulmuştur. Göze çarpan en önemli özelliği de tasarımcı Balbaser ne kadar bazı yerel sanatçıları heykelin yapımında çalıştırsa da yerel mimariden oldukça kaçınmasıdır. Yine de bu katedral Meksika'daki en özel ve itibarlı katedraldir. Bundan dolayı hem genel valinin hem de kralların otoritelerini burada sergilemeleri şaşırtıcı değil. İlginç bir şekilde her ne kadar bu katedralin mimarisinde yerel üsluplar ve mimariden uzaklaşılsa da, özellikle de Amerika kıtasında doğmuş olan kreoller yani safkan İspanyollar gibi kendi ülkesi dışında yaşayan bir grup söz konusu olsa da, bu sanat eseri bittikten sonra kreoller için yeni bir vatanseverlik anlayışını temsil eden mimari eserlerin üretimi başlamıştır. Bu da sonrasında Ultra barok olarak adlandırılacaktır.